Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Fragewörter, yani soru kelimeleri wer ve was. Dilerseniz was kelimesiyle başlayalım. Was soru kelimesine baktığımızda arkadaşlar bunun anlamı ne? Örnek cümlemize bir bakalım. Bu örnek cümleleri arkadaşlar soru ve cevap şeklinde görüyor olacağız. Dolayısıyla ilk cümlemize baktığımızda, soru cümlesine baktığımızda was ist das sorusunu görüyoruz. Was ist das? Bu nedir demek arkadaşlar? Was ne? Ist Türkçemizdeki, güzel Türkçemizdeki olmak fiilinin çekimlenmiş hali. Ancak güzel Türkçemizde bu ne olmak demeyiz değil mi? Ne deriz arkadaşlar? Bu nedir deriz. Ancak Almanca'da bu ne olmak diye sorulmuş oluyor. Tabi biz bunu kalıp olarak gördüğümüzde daha doğru etmiş oluruz. Daha bu dil dinamiğini görmüş oluruz arkadaşlar. Demek ki was ist das, bu nedir demekmiş. Alternatif cevaba baktığımızda arkadaşlar die Tasche, die Tasche'ye baktığımızda bu çanta demek arkadaşlar. Das ist eine Tasche, bu bir çantadır. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar aynı konusunda bunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Die Tasche çantanın değil mi karşılığıydı die Tasche. Ancak burada bu bir çantadır derken das ist eine Tasche demiş oluruz. Sıklıkla şu soru geliyor. Das ist die Tasche ve das ist eine Tasche arasındaki fark ne? Çok kolay arkadaşlar. Das ist eine Tasche denildiğinde bu bir çantadır. Ancak eine'yi atmış olsaydık, bunun yerine die'yi getirmiş olsaydık burada vurgu yapmış olurduk ve derdik ki bu o çanta. Dolayısıyla bu o çanta dediğimizde das ist die Tasche, ancak bu bir çantadır derken das ist eine Tasche dememiz gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Was lernst du? Evet. Was ne? Lernen arkadaşlar öğrenmek demek. Dolayısıyla buraya baktığımızda du ile çekimlenmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla lerne, du lernst şeklinde hatırlayacak olursanız çekimleniyordu öyle değil mi? Düzenli fiil lernen demek ki du'ya göre du lernst olarak çekimlenmiş oluyordu. Dolayısıyla soru cümlemize baktığımızda was lernst du? Ne öğreniyorsun sen? Şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla güzel Türkçemizde ne deriz? Ne öğreniyorsun? Öyle değil mi? Was lernst du? Ne öğreniyorsun? Cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Ich lerne Deutsch. Deutsch neydi arkadaşlar? Almanca demekti öyle değil mi? Dolayısıyla ich lerne Deutsch dediğimizde ben Almanca öğreniyorum. Arkadaşlar bazı kitaplarda Deutsch yani Almanca baştaki harf yani ilk harfi büyük yazılıyor. Ancak şimdiki Almanca'da daha doğrusu güncellenen bu Almanca'da ilk harfimiz lisanlarda küçük yazılmış oluyor. Ich lerne Deutsch demek ki ben Almanca öğreniyorum demiş oluyoruz. Ich lerne Deutsch demek ki ben Almanca öğreniyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar cümlelerde ikinci pozisyonda her zaman eylemimiz var. Ich lerne Deutsch. Ben Almanca öğreniyorum değil mi? Güzel Türkçe'de ne yapıyorum? Yüklemi sona atıyorum. Ancak Almanca'da demek ki yüklem neredeymiş? Her zaman ikinci pozisyonda oluyormuş. Sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar was kochst du? Kochen arkadaşlar pişirmek demek. Demek ki kochen pişirmek demekmiş. Was kochst du? Sen ne pişiriyorsun? Spaghetti anlaşılacağı üzere spaghetti. Ben spaghetti pişiriyorum diyecek olursam ich koche spaghetti dememiz gerekir. Demek ki was kochst du? Sen ne pişiriyorsun? Ich koche spaghetti. Ben spaghetti pişiriyorum demiş oluyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken arkadaşlar mutlaka eylemlerde ilgili özne ile pekiştiriliyor olması, daha doğrusu çekimleniyor olması, burası çok çok önemli. Du demek ki kochst şeklinde çekimleniyorken ich ne oluyordu? Ich koche şeklinde çekimleniyordu. Bunu zaten düzenli fiillerde ayrıntılı şekilde görmüştük. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Tasche. Das ist eine Tasche.
Was lernst du? Was lernst du? Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Was kochst du? Was kochst du? Ich koche Spaghetti. Ich koche Spaghetti. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, was machst du? Machen, yapmak demek arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Was machst du? Demek ki ne yapıyorsun? Ich schwimme, ben yüzüyorum. Bakın schwimmen, ich schwimme şeklinde yorumlanmış oluyor. Ben yüzüyorum demiş oluyorum ve ich schwimme demek ki ben yüzüyorum demekmiş. Sıklıkla yapılan bir hata var arkadaşlar. O da şu. Bazen buradaki machen cümlenin içerisine katılıyor. Dolayısıyla o ilgili cümlenin içerisinde mutlaka eylemimi yazmam gerekiyor. Yani buradaki machen'i yok saymam gerekiyor. Çünkü schwimmen de başlı başına bir eylem, öyle değil mi? Çünkü yüzmek eylemine baktığımızda ich schwimme olarak ben yüzüyorum demiş oluyorum. Ancak ben yapmak, yüzmek demeyiz, öyle değil mi? Dolayısıyla ich schwimme demem gerekiyor. Buna dikkat edersek arkadaşlar burası demek ki çok önemli bir noktaymış. Sonraki örneğimize bir bakalım. Was studierst du? Was studierst du? Studieren arkadaşlar yüksek öğrenim görmek. Bu üniversite eğitimi anlamında olabileceği gibi işte yüksek okul anlamına da gelebilir. Dolayısıyla was studierst du? Ne okuyorsun deriz ya güzel Türkçe'de, öyle değil mi? Yani neyin tahsilini görüyorsun anlamına gelen was studierst du sorusuymuş. Bunun cevabını verdiğimizde medizin arkadaşlar, medizin tıp demek. Ben tıp okuyorum deriz, öyle değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla ich studiere medizin demem gerekiyor. Demek ki burayı toparladığımızda was studierst du, ne okuyorsun değil mi? Neyin yüksek okulunda ya da hangi üniversitede hangi bölümü okuyorsun diyecek olursak bu daha bir doğru olmuş olur değil mi? Ne okuyorsun? Demek ki was studierst du? Ich studiere Medizin, ben tıp okuyorum demiş oluyorum. Burada demek ki du studierst, ich studiere, bakın buradaki sonlandırıcılara mutlaka ama mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü diğer türlü gramer olarak ya da anlatım olarak biraz değil fazlasıyla hata yapmış oluruz ki bunu istemeyiz. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Was hast du? Evet, was hast du? Haben, sahip olmak demek. Neyin var sorusu demek ki was hast du sorusuymuş. Benim arabam var diyelim arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Ich habe ein Auto. Demek ki ich habe ein Auto, benim bir arabam var demiş oluyoruz. Auto arkadaşlar artikel olarak baktığımızda bunun artikeli das. Dolayısıyla ben cümlenin içerisinde ich habe das Auto deseydik o zaman o araba bende demiş olurduk. Demek ki ich habe das Auto, o araba bende, belli bir arabadan bahsettiğimde değil mi? Ancak benim bir arabam var, hangi marka, hangi model hiç fark etmez ama bir arabam var diyecek olursam ich habe ein Auto dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Was machst du? Was machst du? Ich schwimme. Ich schwimme. Was studierst du? Was studierst du? Ich studiere Medizin. Ich studiere Medizin. Was hast du? Was hast du? Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Şimdi sırada arkadaşlar veya soru kelimesi, veya kim demek. Veya bist du sorusuna baktığımızda arkadaşlar sen kimsin demek. Buradaki bist arkadaşlar sein fiilinin çekimlenmiş hali, yani olmak. Sen kim olmak demeyiz güzel Türkçe'de, ne deriz? Sen kimsin deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da durum olmak tarafında. Dolayısıyla veya bist du şeklinde yorumlanmış oluyor. Sen kimsin? Ben burada adımı söyleyebilirim. Ich bin Erhan.
Öyle değil mi? Ya da ünvanımı, mesleğimi söyleyebilirim. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim dediğimizde öncelikle öğretmen der Lehrer demek arkadaşlar. Ben bir öğretmenim derken der ne oluyordu? Ein Lehrer değil mi bunu? Aynı konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Demek ki ben bir öğretmenim dediğimde ich bin ein Lehrer demem gerekiyor. Ich bin Erhan, ben Erhan'ım. Ben bir öğretmenim dediğimde ich bin ein Lehrer. Ancak Lehrer neydi? Demek ki öğretmendi. Artikeli der. Ich bin der Lehrer demiş olsaydım belli başlı bir öğretmenden bahsetmiş olurdum. Söz gelimi bu sınıfın öğretmeni benim dediğimde ne yapmış oluyorum? Vurgu yapmış oluyorum. O öğretmen işte o benim dediğimde ich bin der Lehrer diyeceğim. Öyle değil mi? Ancak ben yeni tanıştığım birisiyle ben bir öğretmenim dediğimde ich bin ein Lehrer demem gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wer kommt heute? Wer kim? Kommen gelmek demekti arkadaşlar. Heute bugün. Bugün kim geliyor? Wer kommt heute? Meine Mutter kommt heute. Evet. Die Mutter neydi arkadaşlar? Anne. Benim annem dediğimde posesiflikten biliyoruz öyle değil mi? Meine Mutter demem gerekiyor. Benim annem derken. Meine Mutter kommt heute. Bugün geliyor. Bakın bu cümleyi arkadaşlar. Die Mutter deseydim anne geliyor dediğimde spesifik belli başlı bir şeyden bahsetmiş oluyordum. Bir kişiden bahsetmiş oluyordum. O anne geliyor dediğimde die Mutter kommt demiş olurdum öyle değil mi? Ancak benim annem dediğimde meine Mutter demem gerekiyor. Ve kommen'e baktığımda bunu ne yapıyorum? Mutter yani üçüncü tekile göre çekimlenmesi gerekiyor. Ich komme, du kommst, er, sie, es kommt diyeceğim. Dolayısıyla bugün derken heute değil mi? Bunu ne yapmış oluyorum? Sona atmış oluyorum. İkinci pozisyonda az önce söyledik. Neydi arkadaşlar? Eylemim vardı. Öyle değil mi? Bunun haricinde bakın bu eylem ikinci pozisyonda mutlaka kalması gerekiyor. Bunun haricinde diğer öğelerle dilediğim gibi oynayabilirim. Bakın buradaki heute buraya gelebilirdi ve heute kommt meine Mutter pekala diyebilirdik. Heute kommt meine Mutter ya da meine Mutter kommt heute cümlede herhangi bir anlam farklılığı olmazdı. Ancak altını çizmiş olurdum. Bugün geliyor. Değil mi? Güzel Türkçe'de de öyle değil mi? Bugün geliyor annem diyebileceğim gibi annem bugün geliyor. İkisi de aynı anlama geliyor öyle değil mi? Burada da durum böyle. Ancak dediğim gibi ikinci pozisyonda mutlaka eylemimiz olması gerekiyormuş. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Wer lernt Mathematik? Evet. Wer kim? Lernen neydi arkadaşlar? Lernen öğrenmek. Kim matematik öğreniyor derken demek ki Wer lernt Mathematik sorusunu sormam gerekiyor. Diane bu bir kadın ismi arkadaşlar. Diane. Evet. Söz gelimi Diane matematik öğreniyor. Diane lernt matematik dememiz gerekiyor. Demek ki wer lernt matematik? Kim matematik öğreniyor? Diane matematik öğreniyor derken Diane lernt matematik demekmiş. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Erhan. Ich bin Erhan. Ich bin ein Lehrer. Ich bin ein Lehrer. Wer kommt heute? Wer kommt heute? Meine Mutter kommt heute. Meine Mutter kommt heute. Wer lernt Mathematik? Wer lernt Mathematik? Diane lernt Mathematik. Diane lernt Mathematik. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wer kocht die Suppe? Kochen pişirmek demek arkadaşlar. Die Suppe çorba demek. Kim çorbayı pişiriyor derken Wer kocht die Suppe demiş oluyorum. Burada şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Die artikelini atmış olsaydım Wer kocht Suppe
çorbayı, yani belli başlı bir çorba değil de çorba, tabii güzel Türkçemizde öyle demeyiz değil mi? Çorbayı kim pişiriyor deriz. Buradaki di'yi atsaydık da olurdu. Burada di zupe denildiği için belli başlı bir çorbadan bahsediyorum ve o çorbayı kim pişiriyor demiş oluyorum. Yani çok ufak bir nüans farklılığı. Ve koch di zupe demek ki o çorbayı kim pişiriyor? Albert arkadaşlar, eminim ki biliyorsunuzdur değil mi? Erkek ismi değil mi? Albert Einstein gibi. Albert kocht die Suppe. Evet, Albert çorbayı pişiriyor. Yani o çorbayı Albert pişiriyor derken demek ki Albert kocht die Suppe demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wer spielt Schach? Spielen arkadaşlar oynamak demek. Schach da Schach satranç demek arkadaşlar. Dolayısıyla Almanlar satranç oyununa ne diyormuş? Schach diyormuş. Schach spielen demek ki satranç oynamak. Ancak burada kim satranç oynuyor derken, sorusunu sorarken ne diyecekmişiz? Wer spielt Schach sorusunu sormamız gerekiyormuş değil mi? Demek ki wer spielt Schach satranç, kim satranç oynuyor değil mi? Verona bu da bir kadın ismi arkadaşlar. Verona satranç oynuyor derken Verona spielt Schach demiş oluyoruz. Demek ki Verona spielt Schach, Verona satranç oyununu oynuyor demiş oluyoruz. Bakın burada mutlaka ama mutlaka ilgili özneyle ne yapmam gerekiyor? Çekimi tamamlamam gerekiyor değil mi? Bu sonlandırıcılar çok çok önemli. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Wer singt ein Lied? Wer singt ein Lied? Kim? Singen neydi arkadaşlar? Şarkı söylemek demekti öyle değil mi? Wer singt ein Lied? Lied'in artikeli arkadaşlar. Das. Demek ki das Lied neymiş arkadaşlar? Şarkı demekmiş. Wer singt ein Lied? O bir şarkıyı değil mi? Tabii güzel Türkçemizde wer singt ein Lied? Bir şarkıyı kim söylüyor demeyiz değil mi? Kim şarkı söylüyor deriz. Ancak burada ein Lied bir şarkı anlamına geliyor. Dolayısıyla bir şarkıyı kim söylüyor gibi de düşünebiliriz. Ancak buradaki ein yerine das deseydik, das Lied belli başlı bir şarkıyı, yani bir şarkıya gönderme yapardık. O şarkıyı kim söylüyor deseydik ve singt das Lied derdik. Öyle değil mi? Demek ki ve singt das Lied, o şarkıyı kim söylüyor? Wer singt ein Lied? Kim bir şarkı söylüyor? Tabii güzel Türkçemizde de öyle diyebiliriz, öyle değil mi? Durumlara göre değişiyor. Çünkü dilde mantıksız hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani öyle bir durum gelir ki, evet bu onunla örtüşüyor diyebilirsiniz pekala. Dolayısıyla Almanca öğrenirken arkadaşlar çoğu zaman güzel Türkçemizden faydalanıyoruz. Evet, ancak zaman içerisinde Almanca dinamiğini kazandığımızda artık o dinamikte düşünmeyi öğreniyoruz ki bence dil öğrenmenin heyecanlı taraflarından olan şey de o. Yani o dil dinamiğinde düşünmek çok çok keyifli. Dolayısıyla örneğimize baktığımızda Wer singt ein Lied? Kim bir şarkı söylüyor? Michael. Evet, Michael. Bu bir erkek ismi arkadaşlar. Michael bir şarkı söylüyor derken Michael singt ein Lied demiş oluyorum. Demek ki Michael singt ein Lied. Michael bir şarkı söylüyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wer kocht die Suppe? Wer kocht die Suppe? Albert kocht die Suppe. Albert kocht die Suppe. Wer spielt Schach? Wer spielt Schach? Verona spielt Schach. Verona spielt Schach. Wer singt ein Lied? Wer singt ein Lied? Michael singt ein Lied. Michael singt ein Lied. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde wer ve was soru kelimelerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.